Engin Ardıç. Kaçınılmaz Demirel yazısı. Bekledim, eteklerden dökülecek taşları görmek istedim. Yanılmamışım. Şu günlerde CHP'yi ille de bir koalisyona sokmak için çırpınan Aydın Doğan uşakları, Demirel'in 1991 yılında kurduğu o çok yanlış, çok zararlı koalisyonu göklere çıkardılar. Babayı anma bahanesiyle. Hani o zamanlar baba çok değişti propagandası yapan hokkabazlar. Evet baba değişmişti vallahi. Kendine o yılın modası ekose ceket almıştı. Aslında baba bitmişti. Türkiye'nin artık kendi bildiği eski Türkiye olmadığını, böyle bir ülkenin üstesinden gelemeyeceğini müthiş zekasıyla çabuk anladı. İki yıl kadar el öptürmekle, gelen heyetleri ve hediyeleri kabul etmekle oyalandı kasayla hamsi getiren bile vardı. İlk fırsatta Çankaya'ya kaçtı ve orada öylece oturdu durdu. Son 15 yıldır da hayatta vakit doldurmakta uzatmaları oynamaktaydı. Cumhurbaşkanlığı döneminde bir zamanlar onca karşı çıktığı bürokrasiye tam teslim oldu. Hatta 28 Şubat darbesini destekledi bile denebilir. Baba aslında 12 Mart 1971 günü siyaseten ölmüştü. İlhan Selçuk'un da ondan 3 gün önce 9 Mart 1971 günü öldüğü gibi. 70'li yılları Lagaluga'yla, 80'li yılları Özal'ı kıskanarak ve çok yanlış bir rovanşizm peşinde 90'lı yılları da kendi kendini ve bütün geçmişini inkar ederek geçirdi. Fakat 2000'li yıllarda da bu sefer Erdoğan'ı yıkma çalışmalarından artık oturduğu yerden bile olsa geri kalmadı. Daha 2-3 ay önce Hüsamettin Cindoruk onun adına bir ne yapabiliriz toplantısı düzenledi de çişlerini tutamadıkları için kısa sürede dağıldılar. Fakat biz babanın kıymetini asıl 60'lı yıllarda bilemedik. Enflasyon yok denecek kadar düşük, petrol sudan ucuz denecek kadar ucuz, büyüme hızı yüksekti, ülkemiz kalkınıyordu. AP iktidarı çatır çatır seçim kazanmış meşru bir iktidardı. Bürokrasi ondan nefret ettiği için biz kendini solcu sanan o zamanın genç ahmakları biz de ettik.'' Onunla alay ettik, küçümsedik, adam yerine koymadık. İçimizde en çok saçmalayanlar da bunu hayatlarıyla ödediler. Onlara en büyük kazığı, en çok güvendikleri bürokrasi attı. Demirel de kambiyo rejimini değiştirmeyi, kapitalist kalkınmayı rayına oturtmayı, yeniden iktidarının son günlerinde yeni bir darbeden 6 ay önce o da Özal'ın zoruyla ancak akıl edebildi. Şapkasını alıp kaçan politikacı yerine şapka giymeyen ve kendisine vurulan bir fiskeye okkalı bir yumrukla cevap veren bambaşka türde bir devlet adamı gelince Demirel ölmeden öldü. Üst tarafı anekdot ve magazindir. Sağda solda bol bol okursunuz. Örneğin Çankaya Köşkü'nde sen benim kocamla ne uğraşıyorsun bakayım diye Nazmiye Hanım'dan işittiğim tatlı azarı hiç unutamam. İkisine de Allah rahmet eylesin. Engin Ardıç, Sabah